Alexander Navalny bir Rus politikacı uzun bir süre önce zehirlenmişti. Yani Putin taraftarları tarafından zehirlendiği söyleniyordu ve yurt dışına kaçırılmıştı ve de oradan da uzun iyileşti, şey oldu ve de dün akşam o da kendi yurduna döndü. Yani Moskova'ya döndü ve önce kardeşlerini gözaltına aldılar ve sonra da adamı hemen gözaltına aldılar. Bugün de mahkemeye çıkarttılar. Mahkemenin sonucu ne oldu ben de merak ediyorum. Bu konuda çok hassas bir konu. Çünkü Rusya'da bizim muhabir arkadaşlarımız var. Pek fazla konuşmak da istemiyorlar bu konuyu. Neden? Çekiniyorlar çünkü. Başlarına bir şey gelmesinden çekiniyorlar. Barış Akdemir'e sorduk. Dedik ya Barış söyler misin, anlatır mısın bize? Tabii ki anlatırım dedi. Ve de şu anda yayınımızda. Barış merhaba, nasılsın? Neredesin şu Merhabalar an? Cüneyt Bey. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Şu an Moskova'dayım kendi ofisimde. Evet. Şimdi kimdir Navalny? Oradan başlayalım. Kim bu siyasetçi? Yani hedefi Navalny ne? kimdir? Evet. 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 Navalny aslında şöyle. Rusya'da örgütsüz bir muhalefet vardı yıllardan beri. Navalny aslında örgütsüz muhalefetin doğal lideri oldu. Nasıl doğal lideri oldu? 2013 yılında bir seçim olmuştu. Belediye başkanlığı seçimi. O dönem Navalny %27 oy alarak ikinci sırada yer almıştı. Birinci olan da mevcut Moskova Belediye Başkanı. Bu seçimden sonra Rusya'da olan örgütsüz bir muhalefet topluluğu vardı. Sokak muhalefeti özellikle. Navalny bu hareketin doğal lideri konumuna geldi. Bundan sonra 2018'de başkanlığa aday olacağını söylemişti. 2018 Rusya seçimlerinde. Fakat adaylığı kabul edilmedi ve aday olamadı. Ondan sonra 2018'de başkanlık seçimleri sonrası yapılan gösterilerde, sokak gösterilerinde adeta o gösterilerin lideriydi ve bir anda hedef haline geldi diyebiliriz. Sonra ne oldu? Bir zehirlendi herhalde, değil mi? Evet. 2018'den sonra da yani bu sokak muhalefeti dediğim örgütsüz, dağınık bir yapı. Yani her dönem var olan. 2020 Ağustos'unda bir zehirlenme olayı gerçekleşti Navalny ile ilgili. Tabii Rus otoriteleri bunu reddediyor. Gerçekten de ulaştığımız böyle haberlere baktığında çok net bir bilgi yok bu olayla ilgili. Yani Rusya bunun bir komplo olduğunu savunuyor açıkçası kendisine karşı yapılan. Ve ondan sonra Almanya'ya gitmişti Ağustos ayında. Ve dün geri döndü. Dün dönüş Şermatova Havalimanı'na indikten sonra gözaltına alındı. Bugün de mahkemeye mi çıktı? Biraz önce görüntüler vardı sosyal medyada. Ne oldu? Karar ne çıktı? Evet, benim okuduğum kadarıyla şöyle aslında mahkemeye çıkmamış, bir polis merkezindeymiş. Orada yargılandı. Kendisi bu şekilde paylaştı. Yani mahkemeye çıkarılmadım, buradayım. Hatta buna bir tepki göstermiş. Ne demiş? Niye beni mahkemeye Yani evet, çıkartmıyorsunuz mu niye demiş? mahkemeye çıkarılmıyorum, neden burada sorgun yapılıyor gibi bir tepki göstermiş. Şu anda durumu belli mi? Ya şu an aslında Navalny'nin daha önce de bir hapis cezası var, ertelenmiş. Yani 2013-12 o yıllarda aldığı bir hapis cezası var. Ama cezası ertelenmiş, muhtemelen bununla ilgili bir yargılama olacak diye bekliyoruz. Kaç yıl ceza almış? Yani adam bile bile geldi, değil mi sonuçta? 5 yıl cezası var. Yani bu davası var ama bunun haricinde ekstra suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Özellikle ajanlık suçlaması olsun. Peki şu anda mesela dönüşünün bir karşılığı var mı Rusya'da, Moskova'da? Ya açıkçası yok. Şöyle diyebilirim çünkü bu muhalefeti kendisi örgütlemedi. Olan bir muhalefete liderlik yaptı. Zaten yazın zehirlendiğinde yani açıkçası bu gruplardan mesela Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da özellikle örgütlü bu muhalif gruplar söyledikleri şuydu. Biz zaten bu kişiden bağımsız hareket ediyorduk. Bu bizim için bir anlam ifade etmiyor. Biz aynı şekilde savunmaya devam edeceğiz politikalarımızı dediler. Peki. Peki çok teşekkür ederim. İlginç bir Rica şey. Bir ederim. yandan orada bekleyen kardeşi de gözaltına alındı dün. Onun inişini bekleyen farklı isimlerde gözaltına alındı diye biliyorum. Değil mi? Evet, bu şekilde. Peki çok teşekkür Çünkü ederim. şey, bir tepki de var aslında kendisine karşı. Kendisi biraz da milliyetçi politikaları var açıkçası. Hatta ırkçılık boyutuna var ama. Bundan dolayı toplumda yani bazı kesimlerden ciddi tepkiler de var Navalny'ye karşı. Özellikle Müslüman azınlıklardan, göçmenlerden. Çünkü sık sık göçmen karşıtı açıklamalar da yapıyor. Biraz bununla da alakalı olabilir yani taraftarlarının gözaltına alınması onlara dönük bir tepki. Peki.
Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler diliyorum.